Hoş geldiniz. USDC üzerine konuşacağız. Tabii burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. USDC düşük hacim etkisinde arkadaşlar ve özellikle saatlikteki hareketli ortalamadan düşmüşken bu bağlamda ne yapıyor? Bir e, çifte direnç hareketi mevzu bahis. Bununla birlikte 4 saatlikteki hareketli ortalama Hafif eğim kırsa bile aşağı yönlü bir baskı uyguluyor ee, ve taleb, e, talebin düşmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla USDC tarafında 23.8'lere yükseliş ihtimali olsa da kalıcı bir duruma dönüşmesi e, burada beklenmiyor. Özellikle Bitcoin tarafında sağlam bir hareket gelmediği sürece. Dolayısıyla USDC tarafında ilk hedef e, yavaş olmak kaydıyla 21-20 aralığına kadar bir geri çekilmeyi temsil ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.